Herkese merhabalar. 9 10 hazırlık kampımızda yazın enerjimizi depolarken 10. sınıfı da harika başlangıç yapmak ve ileride gireceğimiz üniversite sınavı için netlerimizi sağlam almak için kampımıza bugün çok önemli bir konu öğreneceğiz. 9'dan 10'a kampımıza bugün konumuz yazım ve noktalama. Arkadaşlar konunun önemini şöyle göstereyim size. Hem okul yazılarımıza hem sınavlarımıza hem günlük hayatımıza hem de üniversite sınavında bakın hemen temel niterlik testini açıyorum. Burada 1-2 yazım kuralları sorusu 1-2 ...noktalama işaretleri sorusu. Yani toplam dört soru geliyor kırk soru. Yani yüzde onu bu konudan geliyor üniversite sınavlarının. Tabii ki yazılarınızda da yine yüzde on, yüzde yirmi değerli bir konu. Bugün ne yapacağız? Burada arkadaşlar yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini temelden... ...yani dokuz sınıfta gördüğümüz şekliyle ve yine... Onun sınıfta göreceğimiz şekliyle tüm detaylarıyla tekrar edeceğiz. Ve ardından da sizler 9 10 hazırlık yaz kampımızda biliyorsunuz ki hazırlık setimizde sorularımız var. Hemen şöyle açmak istiyorum burada. Kutumuzun içerisinde biliyorsunuz 3 temel kitabımız var. Kitaplarımızın biri 9 10 matematik kitabı. Diğeri 9 ana fizik, kimya, biyoloji. Diğeri de şu anki dersimizle alakalı olan 9 10 a edebiyat, tarih, coğrafya kitabı. Burada edebiyat, tarih, coğrafya kitabında sizlerle birlikte ilk başta yazım ve noktalama işaretleriyle başlayacağız. Bu konuyu biz 9'da gördük. Bunun Aynı zamanda 5, 6, 7, 8'de de görmüştük. Dolayısıyla ortaokul tekrarını yapacağız. Ardından 9. sınıf tekrarı ve ardından da 10. sınıfa geçeceğimiz oluyoruz. Bu konuların her birinde bizim amacımız sizlere hem ortaokul hem de 9. sınıf tekrar yaparak 10. sınıf harika başlangıçlar yapmanızı sağlamak. Bütün derslerde bu kitapları alarak ve bu seti esasla tedarik ederek başarınızı artırabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz bizim üniversite sınavı. Bizler şu anda 9'daki yazılarımızda, 10'daki yazılarımızda, 11'deki yazılarımızda çok güzel başarılar elde ediyoruz ama hedefimiz üniversite sınavına girdiğimizde hayalimizdeki meslekler için mühendis, doktor, avukat, şair fark etmez. Hayalimizdeki meslek için iyi netlere ulaşmamız lazım. Ve şu anda yaptığımız her bir çalışmada esasında o günler için büyük bir yatırım oluyor. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Ardından güzel bir şekilde konumuzu pekiştirelim. Hem ortaokul hem dokunsunu tekrar yapıyoruz. Hem de TT'de nasıl gelir bunu çok güzel bir şekilde görüyoruz. Hadi bakalım videomuz başlasın. Televizyonlarda çok fazla yazım yanlış yapılıyor ve bu bizim gözümüze alışıyor. Mesela televizyon diyor ki ödülü hak ettiniz. Öğrendiğinizde demiş ki, hak etmek sözü yanlış yazılmış. Öbürü doğru yazılmış diyor. Öbürü bunun bir kuralı yok mu? Esas da bunun bir kuralı var arkadaşlar. Hemen kuralı öğreteyim ve bundan sonra siz yanlış yazmayın. Türkçe'de yardımcı eylemle oluşan fiillerde mesela hak etmek, terk etmek, fark etmek, işte fark etmek, mutlu etmek gibi fiillerde arkadaşlar etmek yardımcı elemi geldiğinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Mesela şöyle söyleyelim. Hak etti denir ya da terk etti ya da işte fark etti ya da park etti mutlu etti denir. Bunlar ayrı yazılır. Bunlar neden ayrı yazılıyor? Çünkü burada bir ses olayı yok. Peki hocam bitişik yazılanları gösterebilir misiniz? Hemen gösteriyorum. Mesela zan, his, af, işte ee, kayıp ya da şükür kelimelerine bakalım. Bunlar da şimdi ses olayı olacak ve dolayısıyla da bunlar bir yazılacak. Zan etti derken arkadaşlar bakın zan etti yazıyorum. Veyahut da his etti yazıyorum. Ya da af etti yazıyorum. Burada arkadaşlar zannetti olduğu için bitişik yazılıyor. Hissetti olduğu için bitişik yazılıyor. Bakın burada hak etti olmuyor. O yüzden ayrı yazılıyor. Terk etti olmuyor. O yüzden ayrı yazılıyor. Ama hissetti, zannetti, affetti diyoruz. Ya da kaybettiği bütün olarak yazmak istiyorum. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi hem I ünlüsü düşüyor hem de P sert sessizi B yumuşak sessizine dönüşüyor. Ya da Şükret'i de aynı şekilde Ü düşüyor ve bu şekilde yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir ses olayı varsa bitişik yazılıyor. Ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Demek ki biz bundan sonra hem sınavlarımızda üniversite sınavında bununla alakalı toplam altı soru çıkmış. Devretti çıkmış, fark etti çıkmış, terk etti çıkmış, hak etti çıkmış. Bunlar çok kolay bir şekilde yapılabilecek sorular. Demek ki artık üniversite sınavı için bir artıya sahibiz. Aynı zamanda günlük hayatımızda da tekrar söylüyorum. WhatsApp'ta, Instagram'da, sosyal medyada mesajlaşırken lütfen bunları doğru yazalım ve böylece hem dilimize sahip çıkalım hem de kendimize olan saygımızı net bir şekilde göstermiş olalım. Şimdi ayrı yazıma bakıyoruz. Ses olayı veya e, ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı yazılıyor hak etmek, var olmak ayrı yazılıyor arkadaşlar. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa deniz yılanı dediğimizde yılan bildiğimiz yılan. Kuş üzümü dediğimizde üzüm bildiğimiz üzüm. Bal rengi dediğimizde renk bildiğimiz renk. Dolayısıyla bunlar ayrı yazılıyor. An, ır, maz. Yani sıfat fiiliklerinde alan bir sözcükten sonra bir sözcük gelirse ayrı yazılıyor. Mesela uçan daire ayrı yazılıyor. Güler yüz ayrı yazılıyor. Çıkmaz sokak ayrı yazılıyor. Ama bakın şimdi mesela sözcükten sonra anırmaz geldiyse Mesela sever barış değil de barış sever diyorsak bitiş yazıyoruz. Konuk sever bu üniversitenin çıkmış. Gök delen, karınca incitmez çok bilmiş bitiş yazılıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Uçan dairede uçan önce gelmiş daire sona gelmiş ayrı yazılıyor. Ama gök delende delen gök değil de. gök delen dediğimiz için bitiş yazılıyor. Gördüğünüz gibi kurallar çok net belli. İçinde dış iç sıra varsa ayrı yazılıyor. Sıra dışı, yanı sıra, hafta içi ayrı yazılıyor. Yanı sıra üniversitenin çıkmış. İkilemeler ayrı yazılıyor. Karış karış, apar topar, aşağı yukarı, arda arda el ele, baş başa, göz göze, diz dize. Bunların her biri arkadaşlar ayrı yazılıyor. Arda Arda'nın üniversite sınavında iki farklı senede yazımı sorulmuş. Şimdi bitişik yazılanlara baktığımızda ses olayı varsa bitişik yazılıyor demiştik zaten. Hüküm etmek demiyoruz da hüküm etmek diyoruz. Kahır olmak demiyoruz da kahır olmak diyoruz. Af etmek değil de affetmek diyoruz. Hissetmek değil de hissetmek diyoruz. Dolayısıyla bunlar bitişik yazılıyor. Ama Kur'an neydi? Eğer ses olayı yoksa hak etmek ayrı yazılıyor fark etmek ayrı yazılıyor. Çünkü herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Bunlarla alakalı ben bunları sizlere gösteriyorum ama sizler mutlaka 9-10 setini alarak 9-10 edebiyat kitabımızda edebiyat tarih coğrafya kitabımızdaki soruları çözerek konuyu çok güzel bir şekilde pekiştirmeniz lazım. Sınavlarda en güzel notlara ulaşabilmeniz için. Çünkü arkadaşlar artık üniversite sınavı e mezun olunca değil de 12. sınıfta kazanılmaya başlandı. Niye? Birçok öğrenci 10'dan 11'den itibaren çalışmaya başlıyor. E sizler de bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen çok çalışkan, hedefli, büyük başarılara gebe öğrencilerseniz o yüzden sizler de şimdiden sıkı sıkıya çalışmalısınız. Hani bir hikaye vardır ya. Tavşan ve kaplumbağa yarışa başlamışlar. Tavşan koşmuş, koşmuş, koşmuş. Tam bitiş çizgisine gelince dinlenmiş ama kaplumbağa dinle yavaş yavaş gitmiş ama en sonunda buraya gelince tavşanı geçmiş. Tavşan'ı kaplumbağa hiçbir zaman geçemez. Tavşan burada dinlense bile kaplumbağanın geldiğini görünce arkadaşlar der ki: "Aa ben hemen kalkıp geçeyim. der. Dolayısıyla biz tabii ki burada anlatılmak istenen kaplumbağa gibi sebatkar olmamız, yani asla böyle yavaş yavaş hareketsek bile e, asla vazgeçmememiz ama biz hem kaplumbağa gibi sebatkar olacağız yani vazgeçmeyeceğiz hem de tavşan gibi ne yapacağız arkadaşlar? Hızlı olacağız. Yani ya ben 12. sınıfta başlarım. Ben mezun olunca başlarım. Ben 11'de başlarım değil. Şimdiden sıkı sıkıya çalışacağız arkadaşlar. Unutmayın kaplumbağa tavşanı asla geçemez. Şimdi devam ediyorum. Sözcükten sonra alt üst üzeri geldiyse bitişik yazılıyor. Ayak üstü buna benzer bir kelime çıkmış. Akşam üstü öğle üzeri bilinçaltı bitişik yazılıyor. Baş artı isim ama bunlar somut olacak arkadaşlar. Somut olursa bitişik yazılıyor. Eğer soyutsa burada ayrı yazacak ona dikkat edin. Baş artı isim yani sıfat anlaması olursa bitişik yazılıyor. Baş yapıt, baş yazar, baş bakan bunlar hep arkadaşlar bitişik yazılıyor. Kalıplaşmış örneklerimiz var. Biraz, birçok, birdenbire, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbir, hiçbir bitiş yazılıyor. Ama mesela pek çok ayrı yazılacak arkadaşlar. Ya da annem bana bir takım elbise aldı dediğin zaman o tabii ki bir takım elbise olduğu için ayrı yazılacak. Ama bunların bitiş yazılacağını bilmemiz lazım. Burada ayrı yazılanlarda bir örnek daha göstermek istiyorum. Şey sözcüğü arkadaşlar daima ayrı yazılıyor. Her şey ayrı yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Güzel şey ayrı yazılıyor. Herhangi bir şeyin yazımını da sizlere takdim etmek istiyorum. Herhangi bir şey bu şekilde yazılıyor. Şimdi harika bir şekilde devam ediyoruz. Geldik büyük harflerin kullanıldığı yerlere. Unvanlar, saygılar, adlar büyük yazılıyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün adı Mustafa Kemal. Paşa diye, gazi diye unvanlar ve rütbeler almış. Bunlar tabii ki büyük yazılıyor. Kıta, bölge, il, semt adları büyük yazılıyor. Mahalle, meydan, sokakları büyük yazılıyor. Taksim Meydanı Üniversitesi'ne çıkmış. Saray, kale, köprü, anıt ve benzeri isimler büyük yazılıyor. Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Alman Çeşmesi, Ayasofya Camisi, Kültigin Anadı bunlar büyük yazılıyor. Bayramlar, günler, Kurban Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü büyük yazılıyor. Çağ isimleri büyük yazılıyor. Bu da çıkmış üniversite Tarihe bağlı ay ve gün isimleri mutlaka büyük yazılıyor. Yani Nisan ayında doğdum derken Nisan küçük yazabilirsin. Ama 23 Nisan 1920 dediğinde ve Cuma da dediğinde ister Cuma yazsın yazmasın. Artık 23 Nisan dedin ya eğer içinde sayı varsa büyük yazıyorsun. Yani Mayıs dersen Mayıs'ta hava sıcak olur dersen küçük yazıyorsun ama... 19 Mayıs dediğin zaman yeterli artık. Bitti gitti. Neyi büyük yazıyoruz? Gök bilim terimleri dünya, güneş, ay büyük, büyük yazılıyor. Ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğin zaman buradaki dünyalar abartma anlamı kattığı için bir gök bilim terimi olmadığı için tabii ki büyük yazıyoruz. Dikkat yarın dünyalar kadar işim var da büyük e, küçük yazıldığını göstermişiz zaten. Deniz, nehir, göl, dağ ve benzeri sözcük isimleri. Bo Çanakkale, Boğazı, Orhun, Vadisi, Nemrut, Dağı, Van Gölü, Çorun, Eri büyük yazılıyor. Şimdi yer millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlıyor. Roma hipodromu dediğimizde H küçük. Anadolu estetiği dediğimizde bu üniversite çıkmış E küçük. Arnavut kaldırımı dediğimizde vanket dediğimizde K'ler küçük arkadaşlar. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Mesela bu eskili siz de çok evde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler. Çivi yerleri, lekeler demiş. Bu bir cümle olmadığı için ve duvarlarda sözcüğü de özel isim olmadığı için iki nokta üst üsteden sonra küçük harf başlayabilir. Eğer burada Ahmet diye bir özel isim olsaydı büyük yazılırdı. Cümle olsaydı büyük yazılırdı. Ama iki nokta üstüden sonra küçük harf başlayabilir. Bu da üniversite sınavına çıkmış 2002 yılında. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Doğancılar semti çıkmış. Konya ili çıkmış derken nereye çıkmış hocam? Üniversite sınavına çıkmış. Etimeskut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü derken bu K'leri, B'leri küçük yazıyoruz. Yani İstanbul ili dediğimizde bu ikinci i'yi küçük yazıyoruz. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Resmi gazetenin adı resmi değildir. Resmi gazetedir. Dolayısıyla G'sini büyük yazıyoruz. Ama Milliyet gazetesinin adı Milliyet. O yüzden G'yi küçük yazıyoruz. Türk Dili dergisinin adı Türk Dili. O yüzden D'yi küçük yazıyoruz. Halı Dokuyan Kızlar tablosunda tablonun adı Halı Dokuyan Kızlar. O yüzden T'yi küçük yazıyoruz. Eser ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında bu da çıkmış üniversitelerinde arkadaşlar. Ve ile ya veya yahut ki da de sözleri mı mi mu mu soru iki küçük harf yazılır. Leyla ile Mecnun çıkmış üniversite sınavında ile küçük yazılıyor. Diyorlar ki nin ki'si turfanda mı turfamının mı'sı suç ve cezanın vsi küçük yazılır. Yön adları özel isimden önce gelirse büyük sonra gelirse küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu derken de'yi küçük yazıyoruz. Doğu Anadolu derken de'yi büyük yazıyoruz. Amerika'nın bakın bunu bir örnekle daha pekiştirmek istiyorum. Amerika'nın kuzeyi dersek k'yi küçük yazıyoruz ama Kuzey Amerika dersek K'yi büyük yazıyoruz değerli arkadaşlar. Geçiyorum sayılara. Sayılar ayrı yazılıyor arkadaşlar. Çek senet dışında hep ayrı yazılıyor. Çekte de hani araya rakam koyup hile yapmasınlar diye. Zaten size çek yazmayacağınıza göre sınavda hep ayrı yazıldığını düşünebiliriz. Yaş 35 üniversiteden çıkmış bir örnek. 1923 ayrı yazılıyor. 17 ayrı yazılıyor arkadaşlar. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Yani ikişer yazamayız ikişer diye yazmamız gerekiyor. Inci inci ekiyle nokta birlikte kullanmaz. İkinci diyebilirsin doğru. İkinci diyebilirsin doğru. İkinci diyebilirsin doğru. Ama şu olmaz. İkinci. Hop yavaş böyle bir şey olmaz. Ek getirilirken de ses olaylarına uyuluyor. 1923'de değil 1923'te diyoruz. Burada arkadaşlar bakın. Bir inci diyoruz. İkinci diyoruz. Üç üncü diyoruz. Dört üncü diyoruz. Beş inci diyoruz. Altı ı ile bittiği için altıncı diyoruz. 7 İ ile bittiğin 7. diyoruz. 8 zincir diyoruz. 9 oncu diyoruz. 10 oncu diyoruz. Burada şey de göstermek istiyorum. Bu hani e, ee, D da T daha, de göstermek istiyorum. Hemen bu da çıkmış çünkü üniversitemde. 3 farklı sınavda çıkmış. Arkadaşlar 1 D diyoruz. 2 D diyoruz. 6 da 7 de 8 de 9 da 10 da diyoruz. Ama 3 T diyoruz arkadaşlar. 4 T diyoruz. 5 T diyoruz. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Dolayısıyla ikinci, Altıncı, 7. önemli. Hatta biraz daha artırıyorum. 12. diyoruz. 50. diyoruz. İşte başka ne diyebiliriz? 20. diyoruz. Bunlar da sonu i ile bitişin. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Türk ayolları Yolları de diye yazıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bu şekilde yazılıyor. Bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfini kısaltmaya alındığı da oluyor. Mesela Tömer'de töm yazmıyoruz da tömer deyip böyle uzatabiliyoruz. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Kelime özelse kısaltmaya büyük Almanca gibi. Değizi küçük harfle başlanır. Edebiyat gibi. Sonra da nokta koyuluyor, Ed nokta. Alm nokta. Kelime kısaltmalarına ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. Edebiyatın edin diyoruz. İngilizce'de ingide diyoruz. Yani edin demiyoruz. Burası önemli. Buradan üniversite sınavında iki farklı senede soru geldi. Kuruluş ve benzeri kısaltmalar ek kısaltmanın okunuşuna veya son harfinin okunuşuna göre getiriliyor. TÜBİTAK'ın diyoruz, TRT'de diyoruz, KYK'de diyoruz. TFF'nin, TBMM'nin, TH'nin. Peki ne çıkmış hocam üniversiteden? Hemen gösteriyorum. Bakın, TDK'nin çıkmış arkadaşlar. TTK'nin çıkabilir, MHK'nin çıkabilir. Bunları MHK'nın, TDK'nın deyip kulağımız alıştığı için böyle seslendirebiliyoruz. D'nin yazımına baktığımızda arkadaşlar, şurası çok çok önemli ki... D eğer bağlaç ise arkadaşlar D bağlaç ise ayrı yazılıyor. Ama bağlaç değilse bitişik yazılıyor. Yani şöyle düşünün. Bağlaçları belki biraz hatırlıyorsunuzdur. V bir bağlaçtır. Ama bir bağlaçtır. Çünkü bir bağlaçtır. Bunlar bitişik yazılır mı? Yazılmaz. Bunlar bir kelime çünkü. Ama mesela ın eki bir ektir. Veyahut da ler eki bir ektir. Ya da im eki bir ektir. Bunlar bitişik yazılır. İşte D bağlaç olursa bunlar gibi ayrı yazılıyor. D1 ek olursa bunlar gibi bitiş yazılır. Olay bu kadar basit. Şimdi hemen buradan göstermek istiyorum. Buradaki taktiğimiz şu. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlarçları ayrı yazılır. Cümleden çıkarılamıyorsa ektir bitiş yazılır. Mesela bu filmi ben beğendim diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazılır. Siz tuz var mı diyemiyorsun. O zaman bitiş yazılır. Niye? Çünkü bu ek bu bağlar. En kısa zaman beni arasın diyemiyorsun. O zaman bu bitiş yazılır. O zaman beni dinlememiştin dediğimizde ayırabiliyorsun, çıkarabiliyorsun. Ayrı yazılır. Fabrika 2015'te açıldı diyoruz. Burada bak fabrika 2015 açıldı diyemediğimiz için bitişik yazıyoruz ve DDA TTA oluyor. 2015 de bizim için iyi geçti. 2015 bizim için iyi geçti diyebiliyoruz. Herkes sınıfta diyebiliyoruz. Bizim sınıf geziye katıldı. Bizim sınıf da geziye katıldı diyebiliyoruz. Burada şunu göstermek istiyorum. Üniversiteden çıkmış bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu olayda Hatta üniversiteden çıkmış iki farklı soruyu birleştiriyorum. Yani i̇ki farklı senede çıkmış soruyu birleştiriyorum şimdi. Her iki tarafta hiç de haksız değildi demiş. Şimdi buradaki cümlede yazım yanlışlarını bulabiliyorsanız süpersiniz. Şimdi bu olay diyemiyoruz. Bu olay her iki tarafta haksız diyemiyoruz. Dolayısıyla bu olay daha dememiz lazım. Burada bir yazım hatası yok. Bu cümle daha doğrusu bu kelime doğru. Ama bu olayda her iki taraf haksız değildi diyebildiğimize göre bu yanlış yazılmış. Bu şöyle olmalıydı. Her iki taraf da Haksız değil dememiz lazım. Bu olayda her iki tarafta hiç haksız değildi diyebiliyoruz. O zaman burada da ayrı yazılması lazım. Ne anlatıyorsunuz hocam? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle taraf da senin gözüne çarpar. Hiç de yazsa gözüne çarpar. Ama böyle tt, ft, çt böyle ünsüz benzeşmesi yaparak gözünden kaçırmaya çalışır. Diyeceksin ki yemezler, yemezler, yemezler. Eğer böyle e, ünsüz benzeşmesi yaparak benim gözünden kaçırmaya çalışıyorsan ben sadece DD'lara değil tt'lara -da, da dikkat ederim. Ayrı yazılması gerekenleri ayrı yazarım demeniz lazım. Geldik ki'ye. Key Ki'deki kuralımız da yine aynı şekilde. Ki'de bir bağlaç olduğu zaman bakın ki bir bağlaçsa bağlaçlar ayrı yazılıyordu. Yani çünkü ayrı yazılıyordu. Ama ayrı yazılıyordu. Veyahut da başka bir bağlaç söyleyeyim sizlere tanıştırayım bağlaçları. Fakat ayrı yazılıyor. Yani kelimelerden ayrı yazılıyor. Veyahut da başka bir bağlaç bile ayrı yazılıyor. E D de, de bağlaç olduğu zaman ki de bağlaç olduğu zaman ayrı yazılır. Ekler nasıl bitişik yazılıyorsa mesela D bitişik yazılıyorsa. E, ki de ek olduğu zaman böyle ek olduğu zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Şimdi DDA'da cümleden atıyorduk. Key'de ise ki getiriyoruz. Ler getirilebiliyorsa ektir, bitiş yazılır. Ler getiremiyorsa bağlaştır, ayrı yazılır arkadaşlar. Mesela gömlekteki lekeler çıkmamış. Gömlektekiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman doğru. Bitiş yazılması lazım. Verimli çalışınkiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım. Doğru. Bu telefon yeni. Benimki eski demiş. Benimkiler diyebiliyor muyuz? diyebiliyoruz. Bakın cümlenin bütün okumanıza gerek yok. Sadece kelimeyi böyle benimkiler deseniz yeterli. Yani verimli çalışınkiler falan değil. Gömlektekiler lekeler çıkmamış değil. Gömlektekiler diyebiliyorum bitişik yazılacak. Çalışınkiler diyemiyorum ayrı yazılacak. Benimkiler diyebiliyorum bitişik yazılacak. Daldakiler diyebiliyorum bitişik yazılacak diyeceksiniz. Burada istinalar var. Belki, çünkü, halbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki, illaki, lereki alaması da bunlar daima bitişik yazılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Geldik miye arkadaşlar. Mi kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır, kendine gelen eklerle bitişik yazılır. Bu kitabı okudun mu ayrı yazılmış. Soğuk mu soğuk bir kuş günüydü ayrı yazılmış. Çalıştı mı başarılı olursun ayrı yazılmış. Geliyor mu dersen tabii ki ayrı yazılır. Ama sonrasında gelen ekler geliyor musun, geliyor musunuz dediğimizde bunları bitişik yazarsın. Burada nasıl kandırmaca yapıyorlar onu da söyleyelim. Niçin buraya gel New der tamam böyle? Sanki soruyu bu sağlıyormuş gibi. Ya hadi oradan diyeceksiniz. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Burada soruyu niçin sağlıyor? Bu gelmiyor olumsuzluk eki. Dolayısıyla bu yanlış yazılmış. Niçin buraya gelmiyor yazmanız lazım. Yani ay mi var ayrı yazayım. Hayır. Geldik yazımı karıştırılan bazı kelimeler. Yavaş yavaş dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Noktalama şartına geçeceğiz şimdi. Aydat böyle aydat diye yazılmıyor. Doğrusu bu arkadaşlar. Alt üst bitişik yazılıyor. Antrenmanda NTR var. Ardı sıra böyle yazılıyor. Art arda böyle yazılıyor. Üniversiteden çıkmış. Bilim insanı ayrı yazılıyor. Bilim kurgu ayrı yazılıyor. Dizüstü bitiş yazılıyor. Dökümanda ü var. Egzoz böyle yazıyor. Egzoz falan değil. Elektrikte KTR'ye dikkat edin. Entelektüelde iki tane L yok. Intellectual. İngilizcesinde iki tane L var ama Türkçesinde tek L var. Espride SPR'ye dikkat edin. Eşortman diye bir şey yok. Eşortmanınızı giyebilirsiniz ama eşofman yazacaksınız. Fasulye değil fasulye yazmanız gerekiyor. Git gide bitiş yazılıyor. İddia diye yazıyoruz. İddiaya fazla girmeyelim. İşbirliği ayrı yazılıyor. İpucu bitik yazılıyor. İspat. izbat değil. ispat. Kanepe. Kanape değil. Kanepe. Karakter. Karnabahar. Karnıbahar değil. Karnabahar diye yazılıyor. Kavanoz. Kibrit. Kiprit diye sormuşlar üniversitede. Kiprik diye de sormuşlar. Bunlar kirpik diye yazılıyor arkadaşlar. Komiser değil. Komiser diyoruz. Konservatuvar diyoruz. Konservatuvar değil. Konservatuvar diyoruz. Kravat. I yok. Laboratuvar. Mozaik. Okur yazar bitik yazılıyor. Zaten bunu söylemiştik. Eğer ar, gibi ekler kelimeden sonra gelirse biz yazılıyordu. Yani konuk sever diyorduk ama eğer önce gelirse güler yüz diyorduk. Bu ayrı yazılıyordu. Öğleyin orijinalde iki tane i var. Övütmek, övütmek değil. Ön sezi bitişik yazılıyor. Öyle ki ayrı yazılıyor. Peşi sıra ayrı yazılıyor. Rastgele bitişik yazılıyor. Bu sayfa altın değerinde. Sarımsak, satırbaşı, stajyer, sürpriz bunlar doğru yazımlar arkadaşlar. Şefkat, tek düze bitiş yazılıyor. Yanı sıra çıkmış üniversite sınavında. Yarım ada bitiş yazılıyor. Yarı yıl bitiş yazılıyor. Yılbaşı, zarafet, zerafet değil zarafet. Zatürre'de iki tane R var. Zeytinyağı bitiş yazılıyor. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretleri de çok önemli. Hani demişlik edersiniz başında mutlaka 9 10 hazırlık setimizdeki 9 10 edebiyattan sorular çözün. Sınavlarda yazılarda başarılı olmak için. Ama bunun haricinde WhatsApp'tan, Instagram'dan, elektronik postadan mesaj atarken de virgüle dikkat edin, noktalama işaretlerine dikkat edin, yazım kurallarına dikkat edin dedik. Niye bunu söyledik? Çünkü bu sadece okul derslerimizde başarı için değil, aynı zamanda kendimize duyulan saygıyı ve anlatmak istediklerimizi göstermek için. Yani trafik kurallarına uymazsanız ne olur? Hata olur. İşte noktalama işaretlerine de uymazsanız anlam hataları oluşuyor. Şimdi gazeteci kadınla konuş dediğiniz zaman bir tane adam var gazeteci bir kadınla konuşuyor. Mesela güzel kadınla konuştu. İşte gazeteci kadınla konuştu gibi. Gazeteci onun sıfatı gibi oluyor. Ama gazeteci virgül kadınla konuş derseniz bir tane gazeteci var ve bu gazeteci kadınla konuşuyor. Burada durum değişiyor. Dolayısıyla virgül anlamı etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi en fazla virgül çıktığı için virgülle başladık. Yoksa noktayı da birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Anlam karışıklığını önlemek için bir kere az önce gösterdiğim gibi virgülü kullanacağız. Eş görevli sözlerin arasına kullanız. Yeni, virgül, büyük ve sağlam bir varıyormuş. V'den önce ve sonra virgül gelmez. Sıralı cümleleri ayırmada deniz dalgalıydı, vapurlar çalışmıyordu. Sıralı cümle birden fazla yüklem olan cümleydi. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özeyi belirtmek için de virgül kullanıyoruz. Salda gölü, jeolojik yapısıyla Mars'a kurmuş göl yatayla ortak yanlar taşıyor. Kim böyle ortak yanlar taşıyor? Salda gölü. Ama salda gölü uzakta kalmış bak. O zaman bir virgül koyalım da belli olsun. Ara sözlerde. Kurtuluş Savaşı'nda çok zorluklar yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nda ara söz o dönemi kitaplardan okumuşsunuzdur. Çok zorluklar yaşadık diyoruz. Bunu kısa çizgiyle de gösterebiliriz virgülle de. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır cık, diyor Mevlana. Yani Mevlana'nın sözünü böyle tırnak içinde almamış da cık, böyle almış. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine yine İzmir'e gidecek misiniz virgül diye sor diyoruz. Kesirlerde red ve kabul ve benzeriden sonra yine böyle kullanıyoruz. Evet Ödevlerimi yaptım. Virgülün kullanılmadığı yerler de önemli. ÖSYM bunları da çok seviyor arkadaşlar. Hemen şöyle ÖSYM'nin logosunu buraya yapıştırmak istiyorum. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Gerçeklere gözlerini kaparsan virgül kendine kötü gider. Hayır, virgül koymuyoruz. Ama birden fazla sesa olursa olur. Mesela gerçeklere gözlerini kaparsan, bilmen gerekenleri bilmezsen, ödevlerini yapmazsan, kendine kötülük edersin dersen o zaman virgüller koyarsın ama bir tane varsa koymuyoruz. Peş peşe sıralananlar hariç Zarf fiil iki almış kelimelerden sonra kullanmaz. Odanı toplayınca virgül film izleyebiliriz. Hayır 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 virgül yok. Mesela derslerine çok iyi çalışıp virgül başarılı oldu. Hayır. Derslerine çok iyi çalışıp virgül yok başarılı oldu Başarılı oldu derslerinde. Tamam. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mımı ekinden sonra kullanılmaz. Projeyi bitirdi mi bana haber versinler. Yani bitirince bana haber versinler demek istiyor. Burada virgül yok metin içinde ve veya yahut ya da ve benzeri bağlaçlardan önce ve sonra kullanılmaz. Makine iade et veya makinenin bedelini öde demiş. Burada virgül yok. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra kullanılmaz. Hem çalışıyorum virgül hem okuyorum. Yo zaten hemen var. Ne arıyor ne soruyor. Orada da virgül yok. İki nokta örneklerden önce kullanıyoruz. Özel isim olduğu için büyük yazılmış. Açıklamadan önce kullanıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda yine iki noktayı kullanıyoruz. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Örneklerin sürdüğünü belli etmek için mesela sofrada yok yoktu. Peynir, zeytin, bal, Allah'a her şey vardı demek istiyor. Dolayısıyla devam ediyor. Ama sofrada üç şey vardı deseydi peynir, zeytin, bal o zaman nokta koyardık. Veya şuna da dikkat edin bakın çok önemli bir şey. Sofrada sofrada yok yoktu dedi. Tamam mı? Muhtemelen üç nokta gelecek değil mi? Peynir, virgül, zeytin, virgül, bal ve işte ne olsun? Menemen olsun. Ben menemeni çok severim. Şimdi ne oldu? Buraya ne gelecek hocam? Yok yok dediği için 3 nokta gelecek. Hayır buraya da nokta gelecek. Çünkü V demiş konuyu kapatmış. Burada V olmadığı için 3 ee, nokta geldi. Eksik bırakılan yer cevaplardan yine nereye gidiyorsun? Harika. 3 nokta. Açıkça yazılmak istemeyen yerleri. İzmir'e giderken yolculardan biri işte nokta nokta inmek istediğini söyledi. Mesela Buca'da. Alıntılarda atlanan yerleri. Nokta nokta derken şehrin öte başından bok bok sesler gelmeye başladı diyor. Orayı 3 noktayla göstermiş. Nokta cümlenin sonunda kullanılıyor. Kısaltmaların sonunda kullanılıyor. Sayılarda kullanılıyor. Maddelerde kullanılıyor. Tarihlerde ve saatlerde kullanılıyor. Burada şunu göstermek istiyorum. Dijital saatlere baktığınız zaman böyle 17.30'u şöyle gösterir. 17.30. Sen de dersin ki dijital saat böyle gösteriyorsa ben de bunu böyle yazayım dersin. Bu büyük bir skandala yol açmanıza sebebiyet verir. Dolayısıyla 17.30'u böyle yazacaksınız arkadaşlar. Virgüllerle ayrılmış bu doğrusu. Tamam mı? İki nokta yok. Virgüllerle ayrılmış takımları ve türleri ayırmadı. Türkiye, Almanya, Fransa, ülke, Ankara, Berlin, Paris şehri. Dolayısıyla bunları ayırmak için daha karizmatik virgül getiriyoruz. Yani hani matematikte var ya 2 artı 2 artı 3 artı 3. Şimdi daha güçlü bir parantez lazım. Hop köşeli parantez geliyor. Artı bir daha köşeli parantez diye devam ediyoruz. İşte bu köşeli parantezin ehemmiyeti önemini ya kardeşim normal parantez yani normal ya, ayraç. Ay, ay. Senin gücün yetmez artık ben devreye gireyim diyorsun. İşte noktalı virgül de diyor ki virgüle. Kardeş güzelsin iyi ayırıyorsun ama ben daha karizmatik ayırıyorum. Ben senin gibi eş görevli sözcükleri değil böyle türleri ayırıyorum diyor. Yani sen ülkelerle şehirleri ayıramaya yetmezsin diyor. Erkek çocuklar Oğuz Ali Selim. Bak kız çocuklara geçiyor. Kız çocukları ise İpek Oya Ayşe adları verilir diyor. O zaman burada tabii ki noktalı virgül koyacağız. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için. Bakın bu da bu cümle birebir ÖSYM'nin sınavında sorulmuş. At ölür virgül, meydan kalır virgül, yiğit ölür virgül, şan kalır değil at ölür meydan kalır. Noktalı virgül yiğit ölür şan kalır dememiz gerekiyor. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için. Cahit Tarancı, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Tanpınar gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Sen buraya virgül koyarsan hepsi birbirine eşdeğer oluyor ama... Cahit Sıtkı Tarancı daha karizmatik cümlenin öznesi. Kim benimsemiştir? Cahit Sıtkı Tarancı benimsemiştir. O yüzden özneyi vurgulamak için noktalı virgül koyuyorsun. Yani en başta söylediğimiz gibi. Sevgili virgül senin gücün yetmez. Bir çekilsen ben noktalı virgül olarak devreye gireyim diyoruz. Soru işaretini aptallar kullanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bizler soru işaretini sık sık kullanıyoruz. Yani soruyoruz da soruyoruz, sorular çözüyoruz. Kitabımızdan mutlaka veya başka kitaplardan bol bol soru çözüyoruz. Ve etrafımıza da sorular soruyoruz. Dolayısıyla soru işaretini çok kullanacağız. Soru anlamı taşıyan cümlelerin ifadelerin sonuna, şüpheyle karşılanan bilgilerin olduğu yere soru işareti getiriyoruz. Duyguları belirtmek için ünlem işareti. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal Atatürk. Hemen imzasını patlatalım buraya. İmzalı sahtecilik. E, güzel atamadım bak. Şöyle güzel atayım bir saniye. Ben de çok seviyorum Mustafa Kemal Türk imzasını. Böyle arabaların arkası görünce atasım geliyor. Baka baka arabaların arkasına. Evet. Dolayısıyla burada imza atmamıza gerek yok. Ey Türk Gençliği dediğimizde burada büyük şey ünlem işareti koyacağız. Dur yolcu ünlem. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Alay kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak için de adam çok başarılı olduğunu söylüyorum. Yani aslında başarılı değil. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri bölmede bu sanatçı Atilla İlhan başarılı bir şair derken ara söze gelmiş tabii. Burada virgül de kullanabilirdi. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için. Ankara İstanbul yolu, Türk Alman ilişkileri 9.30-10.30 arası demek istiyoruz mesela. Eklerde heceleri ayırmada fiil kök ve gövdesine böyle kullanıyoruz. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela ee, diyelim ki bırak mamışsın diyorsun. Bu böyle ayrılıyor tamam. Ama hanım eli şöyle ayrılmıyor. Hanım ya yani bunu sormazlar ama yine de okul yazılığınıza çıkarsa diyorum. Hanım eli böyle ayrılmıyor. Hayır. Veyahut da aslan ağzı böyle ayrılmıyor. Aslan ağzı. Ay yine güzel oldu. Hayır bu yanlış. Nasıl ayrılıyor hocam? Hazır mısınız? Hanı meli diye ayrılıyor. Çünkü bunu tek bir kelime söyleyeceksin. Asla asla nazı diye ayrılıyor. Asla nazı diye ayrılıyor. Dolayısıyla burada aslan ağzı diye ayrılmayacağız. Burası önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bunun çoğu kimse bilmez. Uzun çizgi konuşmaları göstermede kullanılıyor. Oyunlarda konuşanın adından sonra kullanılıyor. Eğik çizgi dizelerin arasında yani şiirdeki mısraların arasında, adreslerde, tarihlerin yazımında ve eklerin farklı biçimlerinde kullanılıyor. Tırnak işareti alıntılarda kullanılıyor. Eğer tırnak işareti kullanmaca virgül konuyordum. Vurgulanan sözlerde hayatın kısa olduğunu unutma. Eser adlarında yine tırnak işareti kullanıyoruz. Tırnak için alınan sözlerden sonra gelenekler ayırmak için kesme işareti kullanmana gerek yok. Zaten nutuk derken tırnak için almışsın bir daha kesme işareti kullanmana gerek yok. Burada kesme işaretiyle alakalı bir uyarı var ama onu en sona koydum. Bu çok önemli olduğu için onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Zaten dersimiz de bitiyor. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibare belirtmek için de tek tırnak işareti kullanılıyor. Yani şimdi şu tırnak şu daha karizmatik tırnak olmuş oluyor yani buna dikkat edin. Yay ayraç ek bilgi ve açıklamak için kullanılıyor. Yay ayraçın yetmediği yerde, yani alıntılarda yazı maddelerini kullanıyoruz ama yetmediği yerde köşeli ayraç kullandığımızı biliyoruz. Bak burada yay ayraç kullanmış. Canım senin gücün yetmez diye köşeli ayraç gelmiş. Kaynak künyelerinde de ek bilgiler için kullanıyoruz. Geldik kesme işaretine ve artık bitiriyoruz. Şimdi özel adlara getiren çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor. Türkiye'de diye ayırıyorsun. Ama özel adlara gelen yapım eklerini ayırmıyorsun. Bak Türklük'te ayırmıyorsun. Türkçe'de ayırmıyorsun. Mesela üniversite bu çıktı arkadaşlar ve yine çıkar. Türkçenin demiş. Şöyle gillop gibi ayırmış. Sen de ah ne güzel yazmış. Ana dilimiz diyorsun ama maalesef ana dilini bilmiyorsun. Türk'ten Türkçe demişsin. Yapım eki almış. Artık bunu böyle yapman gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış, bu ise doğrusu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Türklerin böyle. Yani Ankara'dan abim gelmiş dediğimizde bunu ayırıyoruz. Ama Ankaralı Turgut'u dinlerken baygınlık geçirdi dediğinde Ankaralı'yı bitişik yazıyoruz. Niye? Bu çekim eki, bu yapım eki. Şimdi Doktor Oya, Doktor Oya Hanım konferans verdi diyoruz ama burada Doktor Oya Hanım'a konferans verdi derken mesela ayırmamız lazım. Kısaltmaları getirenekleri ayırmak için TDK'nin diyoruz. Bakın bu da çıkmış üniversitede. Buna dikkat etmenizi istiyorum. TDK'nın değil TDK'nin demeniz gerekiyor. Sayılara ve belirli tarihlere gelenekleri ayırmak için 15 Nisan'da diyoruz. Güzelliğin 10 para etmez değil 10 para etmez demiş yani. Ölçüyü düşürmüş şair. Orada ayırıyoruz. A'dan Z'ye derken yine ayırıyoruz. Üçüncü teknik kişi, iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir yelik getirinde kesme işareti konmaz. Yani Boğaz Köprüsü'nün derken böyle koyuyorsun ama Boğaz Köprüsü'nün derken koymuyorsun. Kurum kuruluş yani sadece üçüncü teknik kişinde koyuyoruz. Boğaz Köprüsü o üçüncü tekil kişi ama diğerlerine koymuyoruz. Kurum kuruluş kurul birleşik oturum ve iş yer adlarına gelenekler kesmeye ayrılmaz. Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Bakanlar Kurulu bu çıkmış üniversite sınavında Güzel Sanatlar Akademisi'nde ayırmıyoruz. Bunu zaten söylemiştik. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. thank you